Polat Ankara'daydı, CHP Genel Merkezi'nde. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda kulis bilgilerinin olduğunu aktardı arkadaşlarımıza. Yılmaz Polat, merhabalar, iyi geceler. İyi sabahlar diyelim Evren. Ya da evet, iyi sabahlar. Evet. Siz bugün bütün gün CHP Genel Merkezi'ndeydiniz. Yılmaz abi, mutlaka ki kulis bilgileri var, öyle de bilgi geldi bana. Neler aktaracaksınız izleyicilerimize? Evet, şöyle diyeyim, ben şu anda genel merkezindeyim ve başkanlık katının, yani genel başkan katından iki kat daha aşağıdayım. Asansörler tutulmuş durumda, onun için aşağıya inip ekrandan hitap edemedim. Bütün asansörler tutulmuş durumda. Biraz sonra Kılıçdaroğlu ve diğer liderler hitap edecekler. Hemen bu arada şunu aktarmak istiyorum ki bu çok önemli bir şey. CHP Genel Merkezi'ne gelen son veriler tamamen farklı. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu 48.93, Tayyip Erdoğan 45.14 olarak gösteriliyor. Şu anda genel merkezde zaten önemli hazırlıklar var itiraz konusunda. Hı hı. Tekrar edebilir misin? Tekrar edebilir misin verileri Yılmaz abi? 48.93 Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. 45.14 Tayyip Erdoğan. Hı hı. Yani bu okullardan gelen netice. Burada tabii ki itirazlar, yani durmadan önceki itirazlar yapılıyor. Yani sonuç olarak bekleniyor. Fakat burada Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma tamamıyla bir algı operasyonu olarak değerlendiriliyor. Ve CHP seçmeninin direncini kırmak için yapılmış bir konuşma olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla yapılan bütün buradaki değerlendirmelerde yani halkın bu verilere itibar etmemelerini, bu verileri derken tabii, hı hı, kendi kaynaklarından yapılan verilere itibar etmemelerini, sonu beklemelerini öneriyorlar. Dolayısıyla burada gergin bir bekleyiş de var. Tabii ki CHP Genel Merkezi ile AKP Genel Merkezi arasında bir 10 dakikalık mesafe var. Şu anda tabii dışarıda CHP Genel Merkezi'nin dışında da tezahüratlar var. Tabii AKP'liler de, ama aradaki yolu yani karşılaşmamaları için kesilmiş durumda. Polis kesmiş durumda. Tabii ki bu da endişe yaratıyor. Yani iki grubun karşılaşması nasıl bir netice verir? O bakımdan güvenlik kuvvetleri daha önlemler almış durumda. Ama dediğim gibi bunu algı operasyonu ve CHP seçmeninin direncini kırmak için, yani psikolojik bir harp yapıyorlar. Hı hı. Onun için önümüzdeki saatleri, sabahı, yarını, hatta yurt dışından gelecek gelen oyların sayımının daha birkaç gün devam edeceği yolunda da görüşe hakim. Ki bu arada Amerika'dan gelen şeyler sayılmış durumda, oylar. %83 ve Kemal Kılıçdaroğlu önde görülüyor Amerika'dan gelen. Ki Amerika'dan önemli rakam, çünkü geçen yapılan seçimlere göre %70 artış var. Dolayısıyla yurt dışından gelen oyların sayımının da daha birkaç gün devam edeceğini gösteriyor. Ama dediğim gibi AKP'nin şu anda bir psikolojik artı savaş yürütüyor ve bir CHP seçmeni üzerinde direnç kırıcı bir algı operasyonuna başlamış durumdalar. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür önemli ediyoruz Yılmaz. Yılmaz evet, bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Tabii tabii. Yılmaz abi. Bu Yılmaz... arada Allah hemen şunu söyleyeyim. Aşağıya biliyorum, iniyorlar gördüm. Çıktıkları anda vereceğiz kuruldu. Yani. Hemen Kılıçdaroğlu gelirse hemen sesimizi keseceğiz. Evet. Ekrana vereceğiz. Yılmaz abi, 2-3 gün sürer dedin yurt dışı. Yani salı günü akşamına kadar mı sürer? Nasıl bir beklen? Niye bu kadar sürüyor bir de yurt dışı oylar? Yurt dışı oyları tabii onun gerekçesini bilemiyorum, ama burada yapılan değerlendirmelerde genel merkezde
ki sanıyorum Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamalar da onu gösteriyor. Zaten Tayyip Erdoğan eğer yurt dışı oylarından da aslında en önemli yani perde arkası değerlendirmelerde bu planın daha önceden Tayyip Erdoğan yani AKP tarafından hazırlandığı yani ikinci tura dönük çalışmalar yapıldığı da konuşuluyor. Ama şöyle de önemli bir kulis bilgisi edildi. Şimdilik tabii ki şeyini söylemeyeceğim kaynağımı ama çok son derece sağlam bir kaynak. Sinan Oğan'ın Sinan Oğan'la CHP Genel Merkezi bu akşam bir bağlantı sağladı. Şimdilik o kadar söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyoruz Yılmaz abi, Yılmaz Polat, Washington temsilcimiz ama bugün tüm gün ve şu anda da CHP Genel Merkezi'ndeydi. Sadece ve sadece toplantı katının iki kat altından ama aşağıya doğru iniş olduğu için, asansörler tutulduğu için canlı bağlantı yapamadık. Telefonla bağlandık. Verdiği kulis bilgileri için çok teşekkür ediyoruz Yılmaz Polat. Bu arada Sera Kadıgil de seçilmiş şeyde. Kadıköy'den. Evet az önce. Gitti mi Yılmaz abi? 127.263 tamam. Oy almış. Tamamdır. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Yılmaz abi? Yok buradayım. Önemli gelişme olunca. Bir geldi. Kılıçdaroğlu geldi. Tamam Kılıçdaroğlu geldi bu arada. Hemen ekrana tüm liderler. Hemen ekrana verelim. Değerli basın mensupları, sevgili halkım, sandığa gidip oy kullanan